Kudüs'teki kavga sadece Yahudilerle Müslümanlar arasında değil elbette. Hristiyan mezhepler arasında da önemli çatışmalar yaşanıyor. Mesela Rum Ortodoks Kilisesi ile Ermeni Ortodoks Kilisesi arasında kutsal ateş konusunda çıkan anlaşmazlık hala devam ediyor. Hristiyan dünyasında kutsal ateş ya da kutsal ışık, Hazreti İsa'nın yeniden dirilişinin bir sembolü olarak kabul ediliyor. Her yıl Paskalya öncesi cumartesi günü yapılan törene iki kilisenin patrikleri ve cemaatleri katılıyor. Ancak Hazreti İsa'nın kabrinden kutsal ateşi önce kimin alacağı söz konusu olunca tartışmalar da alevleniyor. Yüzyıllardır devam eden bu geleneği iki mezhebin temsilcisi kendine göre yorumluyor. Ermeni Patriği ile Rum Ortodoks Patriği arasında her zaman bir sorun yaşandığını biz biliyoruz. Sebebi nedir bunun? 400 yıl kadar önce Rum Ortodoks ile Ermeni Ortodoks Patrikleri arasında her ikisinde Hazreti İsa'nın mezarına birlikte gireceği, kutsal ateşi aynı anda alacağı ve kabirden yine birlikte çıkacaklarına dair bir anlaşma yapılmıştır. Ancak kabirden öncelikli olarak çıkma hakkı Rum Ortodokslara verilmiştir. Sonraki yüzyıllarda bu gelenek tam olarak uygulandı. Ancak 5 yıl önce eski Rum Ortodoks Patriği Hiranyos, Ermeni Patriğinin kabre kendisiyle birlikte giremeyeceğini söyledi. Bu, iki patriklik arasında bir sorun haline geldi ve henüz buna bir çözüm bulunamadı. Tabii ki Patrik Hiranyos, yüzyıllardır var olan statikoyu ihlal etti. Kutsal ateş töreni son derece eskidir ve en renkli, en ilgincidir. Son yıllarda Ermeniler bu törenin her aşamasında yer almak istedi. Bu noktada anlaşmazlık çıktı. Biz de Ermenilere Rum Ortodoks Patriği ile birlikte dua etme hakları olmadığını hatırlattık. Onlar da buna tepki gösterdi. Bu töreni Rum Ortodoks Patriği yürütür. Koptikler, Asuriler ve diğer mezheplerin törenin ilk bölümüne katılmaya, yani kutsal ateşi Rum Ortodoks Patriği'nin elinden almaya hakları var. Ancak dua kısmına katılmazlar. Hristiyan mezhepler arasında asırlardır devam eden tartışmalar Kudüs'te Müslümanların hakemliğinde çözüme kavuşmuş. Kudüs 638'de Müslümanların hakimiyetine girince Halife Ömer kendisine teslim edilen Kutsal Kabir Kilisesi'nin anahtarını bir Müslüman aileye vererek Hristiyan mezhepler arasındaki anlaşmazlığa son vermiş. Bu tarihten sonra kilisenin kapısı her sabah Müslüman aile tarafından açılıp kapanmış. Aynı gelenek 400 yıllık Osmanlı İmparatorluğu döneminde kilise gelirlerinin hesabının kontrolünün de ikinci bir Müslüman aileye verilmesiyle devam etmiş. Daha sonraki yıllarda kiliseler arasındaki tartışmalar yeniden alevlenince bu kez Sultan Abdülmecit'in çıkardığı fermanla Halife Ömer'in koyduğu statükonun aynen devam etmesi sağlanmış. Yüzyıllardır kiliseler arasındaki farklılıklar nedeniyle bazen tartışmalar yaşanıyor. Ancak bunlar Sultan Abdülmecid'in 1852'de ortaya koyduğu ve statiko adı verilen anlaşmaya göre kardeşçe çözüldü. Çünkü Abdülmecid her şeyin mevcut düzene göre devamını emretti. Ferman 150 yıl boyunca barış getirdi. Rum Ortodoks, Ermeni Ortodoks ve Fransiskanlar tarafından temsil edilen Roma Katolikleri bir statiko komitesi oluşturdu. Sorunlara tartışarak çözüm bulunmaya çalışılıyor. Düşünün, Hristiyan mezhepler arasında yüzyıllardır devam eden anlaşmazlıkta Müslümanlar hakem rolünü üstlenmiş.
Kiliseler Müslümanların koyduğu, Osmanlı İmparatorluğu'nun da garanti altına aldığı uygulamayı doğru bulduğu için aynen sürdürüyor. Osmanlıların kilisenin anahtarını Müslüman ailelere teslim etmesinin nedeni, Kutsal Kabir Kilisesi'nin gözetiminde söz sahibi olan Hristiyan topluluklar arasındaki çatışmayı önlemektir. Bu Müslüman aile şu anda kilisenin kapılarını açma kapama görevlerini sürdürüyor ve kutsal ateş törenlerinde yer alıyor. Bu çok güzel bir gelenek ve çok takdir topluyor. Halife Ömer tarafından kendilerine emanet edilen anahtarı yüzyıllardır muhafaza eden Nusaybiye ailesinde kapıyı açma görevi geleneksel olarak babadan oğula geçiyor. Hristiyan dünyasının en kutsal mekanı olan kabir kilisesinin anahtarı sizde. Neden? First of all, we are the... Müslümanlar Hristiyanlar için her zaman tarafsız insanlar olmuştur. Burada Rum, Ermeni ve Katolik mezhepleri, bunların altında da Koptik ve Asuri gruplar var. Biz bunların arasında hep tarafsız kaldık. Anahtar, 7. yüzyılda Rum Ortodoks Patriği tarafından ilk Müslüman halifesi olan Ömer bin Hattab'a verildi. Benim ailem de halife ile buraya gelenlerden. 638'de anahtar benim aileme verildi. Biz her zaman Kudüs'teydik ve Kudüs tarihinin bir parçası olduk. Osmanlıların 4 yüzyıllık hakimiyeti zamanında kilise için iki Müslüman aile belirlenmiş. Bunlardan biri kilisenin günlük gelirlerini tutacaktı. Diğeri ise kiliseye bakmak ve açıp kapamakla yükümlü olacaktı. Biz ikinci aileyiz. En önemlisi ise kutsal ateş töreninde iki patriğin yanında yine Müslüman ailenin temsilcisinin de hakem olarak hazır bulunması. Every Easter, her Paskalya'dan önceki Cuma günü önce Rum Ortodoks Patrikliğine giderim. Çünkü anahtar Rumlar, Ermeniler ve Katolikler yani üç kilise tarafından bana verilir. Anahtarı alırım ve bütün insanlara hiçbir şeyi güç ya da silah kullanarak almadığımızı gösteririm. Kiliseye geliriz. Geldiğimizde bir merdivene çıkarak kilisenin kapısını açarım. Açtıktan sonra diğer aileye saklaması için anahtarı veririm. Kutsal Cumartesi günü ise Ermeni Patrikliğinde kahvaltı ederiz. Yine kiliseye geliriz. Bu kez Ermeniler bana anahtarı verir. Ben de kapıyı açarım. Tören sabah saat 9.15'te başlar. Kilise farklı gruplar tarafından bölünür. Neredeyse yarısını Rumlar, Ruslar, Bulgarlar, Romanyalılar, geri kalanını da Ermeniler, Koptikler, Asuriler ve Katolikler doldurur. Kabrin yanına gideriz. İçeride kandiller yanar. Rum ve Ermeni temsilcileri içeri girer. Ben de elimdeki mühürle kapıyı kapatırım. Böylece kimse içeri giremez. Saat 13 civarında ayin başlar. Kabrin başında 3 kez dönerler. Ve ateşi kabrin başından alıp insanlara verirler. İşin en ilginç yanı ise Kudüs'te Hristiyan mezhepler arasındaki barışı Müslümanlar sağlıyor. Ama aynı barış Yahudiler ile Müslümanlar arasında bir türlü sağlanamıyor. Hayatın ve tarihin kırıldığı bir başka coğrafyada görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.